Cumhuriyetçi adayların hepsi ilk başkanlık sınavı için Iowa'ya yüzleri gülerek geldi. Cumhuriyetçi Parti listesinde 9 aday var. Ancak siyasi yorumcu Matthew Dowd sadece 3'ünü şanslı görüyor. Bence yarış eğer Iowa'daki dinamiği değiştirecek bir gelişme olmazsa Ron Paul, Mitt Romney ve Newt Gingrich arasında. Üçünün de geçmişiyle ilgili dezavantajları var. Cumhuriyetçilerin çoğu üçünden de kaygı duyuyor. Newt Gingrich, Virginia'daki ön seçime katılmak için gerekli imza sayısına ulaşamadı. Oysa Gingrich, Virginia'da oturuyor. Amerika'nın 12. büyük eyaleti olan Virginia, iki partinin de tam üstünlük sağlayamadığı önemli kilit eyaletlerden biri. Ve 2012'deki genel seçimin sonucunu belirleyecek eyaletler arasında yer alıyor. James Carville, Demokrat Partili siyasi yorumcu. Gingrich, Virginia'da aday değil. Çekişmeli bir seçimde bu önemli bir faktör olabilir. İkincisi, bu Gingrich'in genel olarak başkanlık yarışına gerekli şekilde hazırlanamadığının göstergesi olabilir. Ancak Gingrich'in kampanya ekibi hemen dikkatleri kongre üyesi Ron Paul'a çekti. Paul 1980 ve 90'larda içinde ırkçı, Yahudi düşmanı ve eşcinsel karşıtı görüşler bulunan haber bültenleri yayınlamıştı. Bunlar gerçekten çirkin şeyler. Ron Paul bunları bilmiyor muydu? Farkında değil miydi? Acaba gerçekten başkan olmaya hazır mı? Ron Paul haber bültenleriyle ilgisi olmadığını, bu tür yazılar yazmadığını öne sürdü. Ancak 1995 tarihli bir YouTube videosu farklı bir Ron Paul görüntüsü sergiliyor. Bunun adı Ron Paul haber bülteni ve ben bunları her ay yayınlıyorum. Kongre üyesi Paul yine de içten yapmacıksız tavrını seven ateşli yandaşlara sahip. 100 binin biraz üzerinde kişinin oy kullanacağı Iowa'da bu önemli bir etken. Üçüncü sıradaki eski Massachusetts valisi Mitt Romney, Iowa'da diğerlerine kıyasla daha az kampanya yaptı. Washington'da denk bütçe yapılmasını bilen kişilere şiddetle ihtiyaç var. Ben bu görevi üstleneceğim. Romney bu yeni televizyon reklamında kendi ekonomik uzmanlığını övüyor. Ancak bazı cumhuriyetçiler Romney'i diğer konularda yeterince muhafazakar bulmuyor. Üç aday içinde iyi haber Iowa'lı seçmenlerin favori bir adayı olmaması, kötü haberse karar gününün gelip çatması. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.